TR724 Sesli Köşeler'de Bülent Korucu'nun CHP'nin teröristleri başlıklı yazısını paylaşıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunda iktidarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Bugüne kadarki birlikte çalışma pratiklerinden hem partisi hem de bütün ülke zararlı çıktı. Böyle giderse aynı delikten bir daha ısırılacak, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacak. Zira af konusunda tam da Erdoğan rejiminin istediği bir çerçeve çizdi. Masaya oturmadan karşı tarafa istediklerinin fazlasını vererek başlayan bir pazarlık. Ne diyor Kemal Bey? Bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak. Terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. 640 bin kişinin yararlandığı korona izniyle o kader mahkumu denen suçlular zaten dışarıda. Geri toplanmaları da bu saatten sonra kolay görünmüyor. Örtülü af 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılırken CHP de destek vermiş ve maddenin kanuni temeli şudur: bu kişiler topluma adapte olmuş, iş kurmuş, başka suç işlememiş diye gerekçelendirmişti. İçeride gazeteciler, öğretmenler, belediye başkanı ve vekillerle kermes yapan teyzeler kalmıştı. Öyleyse fiilen toplanamayacak olanlar ve aynı suçu daha sonra işleyenleri içeren bir af, toplumsal barışa nasıl hizmet edecek? CHP bundan nasıl bir sosyal ve siyasal fayda umuyor? Kılıçdaroğlu MHP'nin teklifi hakkında konuşurken, bakar inceleriz, ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz demişti. CHP lideri sıraladığı kişilerin terör suçlamasıyla cezaevinde bulunduğunu bilmiyor olabilir mi? Hiç sanmıyorum. En azından eski Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu'nun durumundan dolayı konuya vakıftır. Cumhuriyet Gazetesi'nin MİT tırları manşeti yüzünden kesinleşmiş 5 yıl 10 ay cezası bulunan Berberoğlu, seçilme hakkı ihlal edildiği gerekçesiyle tahliye edildi. Milletvekili olduğu sürece infazı ertelendi. Yeniden seçilmediği takdirde o da cezaevinin yolunu tutacak. Kılıçdaroğlu'nun STK temsilcisinden kastı ise Osman Kavala da kader mahkumu değil. Tam aksine darbe yapmaktan müebbet verdiler. Hadi bakalım Kavala'yı ve Gezi davasının diğer mahkumlarını kapsayacak ama terör suçlularını dışlayacak kanunu nasıl yazacaklar? Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlandıklarını söyleyen Millet İttifakı, Kürtlerin oyunu almadan muhtar bile seçtiremez. Cezaevi şartlarında yaşaması mümkün olmayan Aysel Tuğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra tutuklanan Selçuk Mızraklı'yı ve Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde bırakan bir afla Kürt seçmenin karşısına hangi yüzde çıkacaklar? Saydığım isimler bilinenler, oysa binlerce insan silahlı hiçbir eyleme karışmadığı halde HDP'de siyasal faaliyet yaptığı için tutuklu. Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretinde Türkan Elçi ile görüşmüştü. Hepimiz biliyoruz ki canlı yayında faili meçhule kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi yaşasaydı Demirtaş'ın hücre arkadaşı olurdu. 8 aylık Bahar 22 Eylül'den beri annesi Büşra Çulha ile Edirne cezaevinde. Babası da tutuklu. Bahar'ın annesi öğretmen ve Erdoğan yargısına göre terörist. O hapishanede diğer yüzlerce bebekle birlikte büyüyecek ve siz onu içine almayan bir af kanunu çıkarıp sonra da helalleşme türküleri söyleyeceksiniz, öyle mi? Dünyanın en kötü ve istismara açık terör kanunlarından birine sahipken ve yargı böylesine siyasetin köpeği haline gelmişken ana muhalefetin af teklifi evlere şenlik. Üstelik kapsama dahil edilenler zaten 3 yıldır dışarıda. Kılıçdaroğlu söze "görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz" diye girmiş. Sizin becerdiğiniz buysa AKP'nin Erdoğan'ın gitmesine hiç gerek yok. Dijitürk aboneliğini bitirme, Bank Asya'ya para yatırma, okula öğrenci göndermenin terör suçu sayıldığı bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdilik oyunu açık oynamadıkları için pasif direnişle konserleri engelliyorlar. Yarın şarkı söylemenin terör suçu sayılmayacağına garantiniz var mı? Yok daha neler demeyin. Dijitürk aboneliği bile daha masum bir eylem. Organize biçimde Tarkan'ın geçecek şarkısını mırıldanmak pekala darbe kışkırtıcılığı olabilir. Parçayı indirenler yönetici, birbirine önerenler irtibatlı, başkası çalarken dinleyenler iltisaklı. Al sana dört başı mamur örgüt şeması. Bence Erdoğan bunu düşünmeli, hiç fena durmadı. Konunun teorik ve hukuksal zeminine girmedim bile. Bu savruk ve omurga yoksunu teklif için o zeminlerde nefes tüketmek bence israf.